bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Değişime var mısınız? Özgürlüğe var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Husura var mısınız? Sevgili Zonguldaklılar, ben sizleri daha çok fazla bekletmeden, izin verirseniz öncelikle konuşmalarını yapmak üzere iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazanmış Avrupa'nın en kalabalık kentinin belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet ediyorum. Evet, emeğin şehirdeyiz. Alın terinin, alın terinin şehrindeyiz. Madencilerin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Kaybettiğimiz maden şehitlerine rahmet diliyorum. Bu güzel Zonguldak'ta hemşerilerimle buluşmaktan, Ecevit'in şehrinde olmaktan çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Peki. Şimdi tabii ben bu sahne işini sevmedim açıkçası. Ben sizinle kucaklaşmayı çok isterdim. Aramızda mesafe koymuşlar ama neyse anlaşılıyor. Biz göreve geldiğimizde ilk işimiz Zonguldak'a çok güzel bir meydan inşa etmek. Meydanları burada güzelleştireceğiz. İnsanlarımızı buluşturacağız. İnsanlarımızı birbirinden uzaklaştıran, engelleyen ne var ise onu ortadan kaldıracağız. Sevgili hemşerilerim, çok kritik bir zamandayız. Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Belki de bugün 1 Mayıs, emekçinin bayramı, işçinin bayramı, alın terinin bayramı. Belki de Türkiye Cumhuriyeti dar gelirlinin, emekçinin, işçinin, memurun, emeklinin bu kadar dara düştüğü dönemi yaşamamıştır. Dolayısıyla ben soruyorum çoğu gittiğim yerde, annelere soruyorum, hanımefendilere soruyorum. Bak daha şimdi Ramazan bayramını geçirdik, önümüzde Kurban Bayramı var. Diyorum ki, gönül rahatlığıyla evladınıza bayramlık alışverişi yapabildiniz mi hanımefendiler? İnsanlarımız ne bayramlığını alışveriş yapabiliyor halde ki bayramı seyranı unuttular. Zonguldak beni hep heyecanlandırmıştır. Madenci demek, kömür demek, o yer altındaki emek demek bizleri çok heyecanlandırmıştır. Ta çocukluğumuzdan beri. Çok eşimiz, dostumuz, akrabamız ki şimdi bir evladımızın elini sıktık. Hemen akrabamız bizi yakaladı. Buraya 100 yıl öncesinden gurbetçilik yapmaya gelmiş. Birkaç nesildir buranın madenci efsanesini
o madencilerin cansiperane mücadelesini dinlemişizdir evlerimizde, hanelerimizde, çocukluğumuzdan beri. Bugün Zonguldak şehri hak ettiği yerde değildir. Emekçinin kazancın, alın teriyle kazancın şehri ne yazık ki şu anda Türkiye'de en fazla göç veren şehirlerin başında geliyor. Bu Zonguldak'a yakışıyor mu? Zonguldak da bunu hak ediyor mu? Burada yanlış var. Kıymetli hemşehrilerim, 21 yıldır bu ülkeyi yöneten insanlar Zonguldak'ı bu duruma düşürmüşse, Türkiye'yi bu duruma düşürmüşse, şimdi sandık zamanı. Şimdi hesap sorma zamanı. Sandık, vatandaşın iktidardan hesap sorma zamanıdır. Sandık vatandaşın hakkını arama yeridir. Sandık, vatandaşta yeri gelmişse hakkını verme yeridir. Biz Millet İttifakı olarak bu sandıkta vatandaşın hakkını alacağı bir dönemi başlatacak bir heyetiz. Liyakatli bir ekibiz. 6 siyasi partinin memleketi en iyi seviyeye çıkaracağı konusunda kararlı bir ekibiz. Ama daha önemlisi var. Bu liyakatli ekip sadece 6 siyasi partinin liderleriyle, partilerin kadrolarıyla değil, artık memleketi sizlerin, siz saygıdeğer hanımefendilerin, beyefendilerin, milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Evlatlarıyla. Kesinlikle millet geliyor. Millet geliyor, bir avuç insan eve gidiyor. Ben her şeyi bilirim diyen insan, ben en iyisini bilirim diyen insan, ben ekonomiyi bilirim diyen insan, hatta kendini ekonomi profesörü ilan eden insan. Ne yapıyoruz ona? Bay bay. Güle güle. Hadi evine. Hadi evine diyoruz. Bakın benim hemşehrilerim, ister istemez Karadeniz beni biraz coşturur. Şimdi Karadeniz beni coşturur. Bu dediğimi en iyi Karadenizliler bilir, Zonguldaklılar bilir. En doğusundan en batısına. Ta gidin Artvin'den Düzce'ye kadar, İstanbul'a kadar. Allah aşkına, birisi diyor ki ben Horon'u çok iyi bilirim. Diyor ki ben Horon'u tek başıma oynarım. Ya Horon tek başına oynanır mı? Horon ekiple oynanır. Horon ekiple oynanır. Bizim ekibimiz kuvvetli. Horon'u tek başına oynarım diyen akıl artık bu ülkede duvara toslat. Memleketi ekonomik olarak, huzur olarak, güven olarak, adalet olarak neredeyse uçurumun kenarına getirdi. Bir de var, diyor ki memleketime, ey benim insanım, ben Horon'u ekiple oynarım. Hatta benim ekibim var ama ben Horon'u milletimle oynarım. Hani yaylalarda halkalar kurarız ya, Horon'un bir ucundan öbür ucu görünmez. Burada ne kadar insan varsa Horon'u hepsiyle birlikte oynarım diyor.
Bunu diyen insan hayatını hak, hukuk, adalet için harcamış, erdemiyle, devlet insanı olma terbiyesiyle memleketinin hiçbir insanını birbirinden ayırmayacağına dair hayatını feda etmiş. Her saldırıya göğüs germiş. Kimsenin kalbini incitmemiş. Ve diyor ki bir arada bir evladın yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye var etmek istiyorum diyor. O tek kişilik horon isteyeni evine yollamaya ve 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir güne başlamaya hazır mıyız? Zonguldak hazır. Ben genel başkanıma dedim ki biz normalde biraz kısa tutarız. Vallahi genel başkanım Karadeniz'e geldim, kusura bakmayın ben bir saat konuşacağım dedim. Yok yok öyle değil tabii ama genel başkanımızın hoşgörüsüne sığınarak birkaç kelime daha etmek istiyorum. Bizim en çılgın projemiz hak, hukuk, adalet olacak. Bizim en önemli gelişim noktamız demokrasi olacak. Bakın hak, hukuk, adalet ve demokrasi ne biliyor musunuz? Hiçbir evladınızın hakkının yenmemesi demek. Mülakatla çocuklarınızın yerine torpilli bir avuç insanın işe girmemesi demek. Liyakatiyle işe girmesi demek. Tabii 15 Mayıs'ta bu demokrasiye susamışlığı, hak, hukuk, adalete susamışlığı hep birlikte gidereceğiz. Adil bölüşümü ve üretimi bu memlekette var edeceğiz. Adil bölüşüm ve üretim deyince gerçekten hani simge şehir neresidir derseniz vallahi de Zonguldak. Burası adaletli insanlarla doludur. Susmuş bir Türkiye istemiyoruz. Konuşan bir Türkiye istiyoruz. Ben 3 evlat babasıyım. Ben 3 evladımın sesinin bir gün bile kısılmasını kabul edemem. Buradaki anne babalara soruyorum. Çocuklarınızın sesinin kısıldığı, başının öne eğik gezdiği, kendi fikrini hür biçimde ifade edemediği bir memleket ister misiniz? İşte Türkiye'de susturulanların, konuşturulanmayanların, fikrini söyleyemeyenlerin biz ilacı olacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız. Özgür ve medeni bir ülke olacağız hep birlikte. Herkes eşit ve muteber olacak. Sevgili hemşehrilerim, bakın herkes eşit ve muteber olacak. Size soruyorum. Bakın ben de bu coğrafyanın bir evladıyım. Buradaki insanlara bakınca ben annemi, babamı, kardeşimi, evladımı, arkadaşımı görüyorum. Yahu bu memlekette, bu canım Türkiye'de gözünün içine bakıp alnına bir cihaz tutup ne zamandan beri bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Ya da sen bana oy veriyorsan milliyetçi, oy vermiyorsan vatan haini. Hadi oradan, hadi oradan. Haddini bil. Burada yaşayan insanlar vatanı için, memleketi için
gözünü kırpmadan canını veren insanlar. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Vatan evladına hain diyorsun. Ya da bir seçimde oy veriyorsalar iktidara milli irade. Oy vermiyorsa adı darbeci. Ya bunlar aklını yemiş biliyor musunuz? Ya Allah akıl versin diyeceğim ama ne yapayım? Vallahi meydanlardan duyuyorsunuz. 5 senedir dua ediyorum. Allah'ım bunlara akıl ver diye. Yok, faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi. Bu memlekete zarar veriyorlar. Memleketin insanını birbirinden ayırıyorlar. Oy verenler, vermeyenler. Yarısı bu tarafa, yarısı bu tarafa. Muteber olanlar, muteber olmayanlar. Ya kardeşim, herkes makbul, herkes muteber. Herkes vatan evladı. Ya 86 milyon insanı bir görmeyen bir insan, bir avuç insan bu ülkeye rehberlik yapamaz. Yapamaz. Zarar veriyorlar. Bizi üzüyorlar. Bizi kırıyorlar. Bizi ayrıştırıyorlar. Gözü biraz kötü bakan bir vatandaş gördün mü içim parçalanıyor. Niye biliyor musunuz? Yalanla, dolanla, iftirayla, karalamayla milletimizi aldatıyorlar. Buradan Zonguldak'tan söz veriyoruz. Biz bu memleketin insanlarını aldatanları göndermek için aldatılan ve ne yazık ki kalbi buzlaşan vatandaşlarımız için biz bu seçimi milletimiz için kazanacağız. Milletimiz için kazanacağız. Size tavsiyem, sevgili Zonguldaklı hemşerilerim, karşınızda kalbi buzlaşmış birini görebilirsiniz. Sakın o kalbi buzlaştı diye kırmaya kalkmayın. Onu sevginizle, şu ön safta duran annelerimin, o güzel hanımefendilerin güzel bakışlarıyla, vicdanınızla o buzu eriteceksiniz. Eriteceksiniz. Bizim milletimizin kalbi güzeldir. Güzeldir. Gelenek oldu. Zonguldaklı kalbini göstermek ister mi? Vallahi gelenek oldu. Kalpleri görelim bakalım, biraz daha görelim. Kurban olurum sizin kalbinize. Sizin kalbinize, o güzel çarpan kalbinize, vatan diyen, millet diyen, bayrak diyen kalbinize kurban olurum. Kurban olurum. Yerli ve milli olan üretimi destekler. Yerli ve milli olan yerli üretimi destekler, öyle değil mi? Peki niçin yerli taş kömürü üretimine teşviği bıraktılar da her tarafı ithal kömürle dolduruyorlar? Niçin bu memleketin üretimini niye bertaraf ediyorlar? Hani yerli ve milli? Yerli ve milli nedir biliyor musun? Hakkını vererek, çalışarak bu millete faydalı olmak demektir. Yerli ve milli ne demek biliyor musun? Yere düşeni ayağa kaldırmak. Yerli ve milli olmak, insanını ayırt etmemek, devletini büyütmek, yüceltmek, partini değil, devletini ve milletini yüceltmek. Bunlar parti devleti istiyor, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti istiyoruz.
Kadınlar özgürse toplum da özgürdür. Benim anneciğim, özlüyorum, ne yapayım, anneme de selam yollayayım buradan. Ellerinden öperim. Benim anneciğim köy kadınıydı. Köyde 9-10 tane inek bakardı. Kendi ekmeğini taştan çıkarırdı. Babamın varlığı vardı. Ama o kendi ekmeğiyle meşguldü, özgürdü. Köydeydi ve özgürdü. Şimdi biz kırsalı boşalttık, köyleri mahvettik, kadınımızı şehre taşırdık ama iş vermiyoruz, imkan vermiyoruz. İstihdamdaki kadın oranı %30. Böyle bir özgürlük olur mu? Olmaz. Öyle olunca ne oluyor? Millet fakirleşiyor. Kadını özgürleştireceğiz, kadına. Kadını özgürleştireceğiz. Görmek isteyen kadın politikalarına gelsin İstanbul Belediyesi'nde, ne yapıyoruz görsün. Zonguldak'ın yarım bırakılan bütün işlerini el atacağız. Bakın, Mevlana'nın güzel bir lafı var. İnsan bir ağaca benzer. Kökü sözünde durmaktır. Hani sözünde durmak. Bunlar sözünde durmadı. Biz sözümüzü yerine getiren bir yönetim olacağız. Bunların sözünü yerine getirmediği işleri de biz tamamlayacağız. Filyos limanını, Karasu Ereğli Filyos ve Bartın limanlarını bağlayacak demir yolunu, Zonguldak çevre yolunu, Ereğli devlet yolunu biz yapacağız, biz yapacağız. Bu projelerin hepsini biz yapacağız. Ben saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımızın davetiyle 6 liderin yanı sıra Millet İttifakı'nın bir parçası olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aynı zamanda bu sürece en büyük katkıları sunmaya çalışan bir nefer olacağım. Ben icraatçı bir insanım. Bu şehirlerin yeni düzeni çağdaş olacak. Şehirlerimiz dünya kenti olacak. İhtiyaçlarını karşılayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bunun adı ne biliyor musunuz? Zonguldak hakkını alacak. Alacak. Sevgili Zonguldaklı hemşerilerim, sevgili gençler, opera sanatçısı, helal olsun sana. Sanata ve sanatçıya biz değer veririz. Bakın, sözünü tutmayla tutmama arasında bir iki farkı anlatacağım size. Bunlar diyor ya, efendim siz gelirseniz biz neymiş, yardımlar kesilecekmiş. Biz İstanbul'da onların dönemine göre yardımı, sosyal yardımı, hem de verenin alan eli görmediği şekliyle ahlaklı lütuf değil. Vatandaşın mağdursa devletin onu bakma mecburiyeti vardır. Devlet vatandaşa karşı, mağdura, mazluma karşı gücünü göstermez. Devlet vatandaşa, mağdura, mazluma karşı şefkatini gösterir, vicdanını gösterir, sevgisini gösterir. Biz sosyal yardımları tam 5 katına çıkarttık. 5. Ben seçimden önce demiştim ki İstanbul'da anneler çocuklarıyla İstanbul'u dolaşamıyorlar. 0-4 yaş arası çocukları anneleriyle birlikte ücretsiz kartla seyahat ettireceğim dedim, biliyorsunuz. Hanımlar biliyor, duydular bunu. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman ilçe ilçe gezdi. 40 tane miting yaptı İstanbul'da.
Allah razı olsun 806 bin oy fark attık. Yine bekliyoruz İstanbul'a. Şimdi dedi ki sen kimin parasını kime veriyorsun? Ben de dedim ki milletin parasını millete veriyorum. Size ne? Size ne? Sosyal yardımı 5 katına çıkarttık dedim ya. Süt dağıtacağız dedim. 130 bine yakın çocuğumuza süt dağıtıyoruz. Günlük süt. Ne dedi biliyor musunuz? Hani dedi süt dağıtacaktın. Süt müt gördüğümüz yok dedi. Haklı görmedi. Çünkü biz verirken göstermedik ki. Çocukların evine teslim etti. Kimse duymadı. Biz sizin gibi yardımın şovunu yapacak bir akla sahip değiliz. Değiliz. Yardım etmek oy meselesi değildir. İşte yerli ve milli olmayı buralardan bakacak benim vatandaşım. Yerli ve milli olmayı buralardan bakacak. Sevgili gençler, Zonguldak'taki güzel gençler, şu gençler elini ayağa kaldırsın diyeceğim, bütün Zonguldak kaldıracak biliyorum. Olsun. Hepimiz genciz. Sevgili gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Sevgili gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Ayrışmak yok. Ayrışmak yok. Öyle sağa sola kızarım, öfkelenirim deyip oyunuzu ziyan etmek yok. Oyunuzun adresi Millet İttifakı. Oyunuzun adresi 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Anlaştık mı gençler? Anlaştık mı gençler? 14 Mayıs'a az kaldı. Hoşgörüsüne sığındım genel başkanımın ama fazla haddimizi aşmayalım. 14 Mayıs'a az kaldı. 14 Mayıs'a kadar çok çalışacağımıza, milletin kalbine, o güzel kalplerinizle gireceğinize, her kapıyı çalacağınıza, insanlara yeni bir dönemin başladığını, bu dönem milletin dönemi olduğunu, her konunuzun neferleri olduğumuzu, bizlerin orada olduğunu anlatacağınıza, herkesi Millet İttifakı'na oy vermeye davet edeceğinize, sandıklara coşa coşa gideceğinize, sandıklarda oy potlaması yapacağınıza, sandıklarda görev alacağınıza, Türkiye gönüllülerine katılacağınıza, Zonguldak söz veriyor musun? Hazır mıyız? Size söyleyeyim, herkese söyleyin. Kazanıyoruz Zonguldak! Kazanıyorsunuz! Millet kazanıyor, millet! Millet kazanıyor! Zonguldak! Her şey! İstanbul duyacak! Her şey! Her şey! Vallahi Sayın Cumhurbaşkanım, Zonguldak hazır, coşkusu yüksek, gençliği var, heyecanı yüksek. Zonguldak hazır, bıraksan buradan Çankaya'ya yürüyecek, kalınsa alacakla. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkürler sevgili Zonguldaklılar. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili genç arkadaşlarım, ülkemizi 14 Mayıs'ta fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Bu bahar en içten bir sevinçle güleceğiz hep birlikte. Sevgili
Zonguldaklılar, çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Bugün 1 Mayıs, işçi bayramımız. İşçi hakkını alsın mı? Zonguldak hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Ben şimdi sizleri daha fazla bekletmeden 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Yanlış yok sözünde, adamsın izinde Kılıçdaroğlu. Samsun'dan Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a, yüreğinde Anadolu Kılıçdaroğlu. Yerelden genele, halkımızla el ele yürüyor iktidar. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Buraya geldiğimde, Zonguldak'a geldiğimde içimde hep bir burukluk hissederim. Alın teri dökenlerin kenti diye, kara elmasın kenti diye hep düşünürüm. Madenciler için dünya kadar şiirler yazıldı, öyküler yazıldı, romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenlerin arkasından hep beraber gözyaşı döktük. Ama emeğin dediğimiz, emekçilerin dediğimiz bir kentin yürüyüşünü de asla unutmadım. Ankara'ya yürüyüşünü de asla unutmadım. Ama bugün Zonguldak bir emekliler kentine dönüştü. Emeklilerin yoğun olduğu bir kente dönüştü. Madeni nereden alıyorlar? Madeni ta Güney Amerika'dan getiriyorlar kömürü. Güney Afrika'dan getiriyorlar kömürü. Dışarıdan getiriyorlar kömürü. Dünyanın parasını ödüyorlar, dünyanın parasını. 50 milyon, 60 milyon dolar paralar ödüyorlar. Allah aşkına şu dağların altında kara elmas var. Ve çalışmak isteyen binlerce kişi var. Söz verdim daha önce geldiğimde. Aynı sözü Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı olduğumda sizlerin oyuyla onu da yerine getireceğim. Aşamalı olarak 5000 işçi alacağım, 5000. 5000 işçi alacağım. Söz verdiler. Yıllardır söz verdiler, yapmadılar. 5000 işçi sözü verdim. Geldiler dediler ki 2000 kişiyi alacağız. 2000 kişiyi alacağız diyenin üstünü kömürün karasıyla çizeceksiniz. 5000 işçi alacağım diyenin yanına da bir kömür koyacaksınız. Yanına koyacaksınız. Emeğin hakkı olarak koyacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her ortamda savunacağım ve gereğini yapacağım. Hiç endişe etmeyin siz. Emekliye para vermiyorlar. Yeteri kadar para vermiyorlar. Zaten işçi de doğru dürüst kalmadı. Batan kim? Esnaf. Esnaf da terk etti Zonguldak. Ne yapsın? Çalışan yok. Üreten yok. Alın teri döken yok. Kazanan yok. Gidip alışveriş yapacak kişi de olmuyor. Esnaf kardeşim de unutmasın. 5000 işçi çalıştığında en çok esnaf da kazanmış olacak. Ve sözüm var. 6 liderin sözü var. Esnaf sahipsiz, esnafı sahipsiz bırakmayacağız. Onların bakanlığını da kuracağız. Esnaf bakanlığımız da olacak. Esnaf bakanlığı. Herkesin kazandığı güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Kadınların derdini de gayet iyi biliyorum. Onların sorunlarını da gayet iyi biliyorum. Kırsalda yaşayan kadının sorununu da biliyorum. Karadenizli kadının, yürekli kadının nasıl çalıştığını, ürettiğini, nasıl kazanmak istediğini onu da çok iyi biliyorum. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin ayrışmaya, kavgaya değil, beraber olmaya, birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Her evde, her mutfakta berekete ihtiyacı var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Evet, bu zor günler geçecek. Evet, güzel günler mutlaka gelecek.
Hiç endişe etmeyin. Bunu da sağlayacağız. Bir şey daha. Köyler boşaldı. Köyler boşaldı. Köylerde kimse kalmıyor. Kalmak da istemiyor. Söz verdim. Gittiğim her yerde söylüyorum. Hiç endişe etmeyin. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100.000 öğretmenin atamasını yapacağız. İnsanlar evlatlarını okutmak için şehirlere geliyorlar. Köyde öğretmen olsun ne olacak? Köyün imamı var eyvallah. Köyün öğretmeni olacak eyvallah. Köyde ziraat mühendisi olsun, ziraat teknisyeni olsun eyvallah. Veteriner hekim olsun eyvallah. Niye olmuyor bunlar? Neden olmuyor? Gencecik üniversiteyi bitirmiş işsiz. Bunlara iş verin kardeşim. Köye gitsinler. Köyde çalışsınlar. Köyde üretsinler. Köylüye yardım etsinler. Çiftçi kazansın. Herkes kazanacak burada. Bu işin zarar edeni yok zaten. Eti dışarıdan getir. Canlı hayvanı dışarıdan getir. Buğdayı dışarıdan getir. Arpayı dışarıdan getir. Yulafı dışarıdan getir. Ya ne oldu ya? Biz dışarıya mı çalışacağız? Milyar dolarları dışarıya öde. Olmaz. Bu düzeni ters yüz edeceğiz. Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen. Rahmetli Ecevit, buranın da milletvekiliydim. O diyordu. Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen diyordu. İnsanca, hakça bir düzeni getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Emekli şehri dedim. Emeklilerden söz ettim. Eskiden burası çalışanların, üretenlerin başkentiydi. Kara Elmas'ın başkentiydi. Şimdi emeklilerin başkenti olmaya yolunda hızla ilerliyor. Bu tabloyu inşallah değiştireceğiz. Emekli de geçinemiyor. Ta 2015 yılından bu yana hep ısrar ettim. Ya emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar olsun. En azından torunu gelirken, çocukları gelirken ya ceplerine 5-10 lira harçlık koyar bu insan. Ve sokağa çıkar, kahveye gider. Kahvede arkadaşlarına bir çay ısmarlar diye. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Bir sürü laf ettiler. Arkasından biner lira verdiler. Sonra ısrar ettim. Seçim geliyor ya. Biraz daha artırdılar bu rakamı. Sözüm söz, söz. Sözüm söz. Asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vereceğiz. Sözüm söz. Kurban Bayramı'nda bankaya gidecek emekli kardeşim. Bankadaki hesabına bakacak emekli kardeşim. 15 bin liralık ikramiyesini görecek. Görecek, görecek, görecek. Kimin sözü? Bay Kemal'in sözü, Bay Kemal'in. Bay Kemal sözünden dönmez. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Değerli kardeşlerim, devasa bir bütçemiz var. Bütçede paranın nereye harcanması gerektiğine siyasi iktidar karar verir. Siyasi iktidar derse ki emekçi az verin, bütçeden para az ayrılır. Beşli çetelere çok verin, oraya daha fazla para gider. Şuraya uyuşturucu balonları ile ilgili bir şeyler yapın. Güvenlik açısından mı? Ambulans mı? Sağlık görevlileri şuraya gidebilirse değerli arkadaşlarım, sağlık görevlilerim. Herkese para var. Emekliye gelince nereden bulacaksın? 27,5 yılımı devlete harcadım. 27,5 yılımı. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim. Devletin ne olduğunu da gayet iyi bilirim. Paranın nerelere harcanması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Savurganlığı önlemenin nasıl olması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz bütçeye ödeneği koyarsınız. Emekliye Ramazan bayramında, Kurban bayramında zaten yılda iki sefer birer ikramiye vermenin hiçbir sakıncası yok. Ödeneğini koyarsınız, para da ona göre harcanır. Sözüm söz. 418 milyar doları dışarıya götürenler,
Size de sözüm söz. Götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar tanıyorlar ki Bay Kemal devleti bilmez. Devleti tanımaz. Devlet bakidir. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Devlet parti değildir. Parti devletine dönüştürdüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Devlet yine liyakatli insanların yöneteceği bir devlet olacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu da sağlayacağız. Fizik tedavi kuyruğu son bulacak diyor sana söz. 10 bin fizyoterapist atanacak diye meraklanmayın. Öğretmen kardeşlerim var bakın. Ücretli öğretmen var. Sözleşmeli öğretmen var. Kadrolu öğretmen var. Aynı işi yapıyorlar. Biri 100 lira alıyor. Biri 300 lira alıyor. Biri 5000 lira alıyor. Olmaz. Öğretmen öğretmendir. Ve öğretmenlerin hepsinin kadrolu öğretmen ve kendi kıdemlerine göre de aylık almaları gerekir. Bakın her şeyin adaletini düşünüyorum. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz. Pırıl pırıl gencecik çocuklar işsiz. Ama 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip ederse en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. Bize diyorlar ya Bay Kemal milliyetçi değil. Ya vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancıları göndermek isteyen kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Her türlü kötülüğü yapanlar onlar. Ama suçlu Bay Kemal oluyor. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin ahlakına, bu milletin erdemine güveniyorum. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık ya. Yeter artık ya. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Memleketini hale getirdiler. Ya bu memleket Allah aşkına ya bir kuru soğana muhtaç hale gelir miydi ya? Bir kuru soğana ya. Soğan alamaz hale geldik ya. Yazıktır, günahtır. Mutfaklarda yangın var arkadaşlar. Mutfaklarda yangın var. Ben şunu çok iyi biliyorum. Evladına beslenme çantasına ekmek üzerine, ekmeğin arasına salça sürüp çocuğuna verip okula gönderen anneler biliyorum ya. Yazıktır, günahtır ya. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Bu evlatların karnı doysun istiyorum. Hiç endişe etmeyin. Çocuk beslenme çantası olmadan okuluna gidecek, suyunu içecek, sütünü içecek, arkadaşlarıyla beraber yemeğini yiyecek ve tok karınla evine dönecek. Hiç kimse endişe etmesin. O paraları niye getireceğim? Bunlar için getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca yatırım yapacağız. Efendim Filios Limanı'nı CHP gelirse, Kılıçdaroğlu gelirse yapmayacakmış. Ya niye yapmayalım? Ay niye yapmayalım? Sizin babanızın malı mı? Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Ve yapacağız. Daha güzelini yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Karadeniz'de tersaneler var. Efendim tersaneler büyümesi lazım. Evet büyümesi lazım. İstihdam yaratması lazım. Yapmıyorlar. Para nereye gidiyor? Beşli çetelere gidiyor. Beşli çeteler ne yapıyor? Ya şu Kemal Kılıçdaroğlu ayağını nasıl kaydırabiliriz? Nasıl bunu Cumhurbaşkanı yapmaktan vazgeçirebiliriz? Sen saraylara güvenirsin, ben halka güvenirim. Sen beşli çeteler için çalışırsın, ben halk için çalışırım. Sizin için çalışırım. Bize milliyetçilik dersi veriyorlar. Bir iki cümle daha ona da ifade edeyim. Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek anlamda milliyetçi olması lazım. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirilirken bunlar ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar bunlar? Seslerini bile çıkarmadılar. Seslerini bile. Seslerini bile çıkaramadılar. Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Hiç endişe etmeyin. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Kapattırmayacağım o dosyayı. Katilleri yakalayacağım ve adalete teslim edeceğim.
Aynı şekilde Gaffar Okan için de. Aynı düşüncem var. Hiç endişe etmeyin değerli arkadaşlarım. Bir Suriye tezkeresi var. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine niye hayır dedi? Suriye tezkeresinde ne vardı? Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen bir anlayışın siyasetçisi olarak kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sordum. Bu yabancı askerler kimi davet edeceksiniz? Amerikalıları mı? Rusları mı? Yunanları mı? Almanları mı? Kimleri davet edeceksiniz? Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarihi yazmışlardır. Ve terörle mücadelede büyük başarılar elde etmişlerdir. Ya onların hepsinin eli öpülür. Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet edeceğim diyorsun. Bay Kemal buna evet desin. Bay Kemal evet der mi ya? Bay Kemal Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu bilir. Her şeyi bilirim. Son söz. Ekrem Başkan'ın güzel bir şeyi vardı. Ne diyordu? Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Köprünün üzerinde de vatandaşlarım var. Onlara da seslenmek isterim. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğim, bu ülkeye. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağım. Hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun 85 milyonu barıştıracağım. 85 milyonu. Kavgadan bıktık ya. Ayrışmadan bıktık ya. Yetmez mi artık ya? Niye kavga ediyoruz? İşimiz olsun, gücümüz olsun, güzellikler olsun. Dünyanın en güzel ülkesinde huzur içinde yaşayacağız ve barış içinde yaşayacağız. Gönlüm, yüreğim sizlerle beraberdir. Unutmayın. Gönlüm, yüreğim sizlerle beraberdir. Sizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sevgili Zonguldaklılar, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun kahraman madencileri Karadon, Kozlu, Üsülmez, Armutçuk ve Amasra işletmelerinin kahraman madencileri, Maraş merkezi depremde arama kurtarma faaliyetlerinde fedakarca çalıştınız. Yüzlerce can kurtardınız. Sizlere minnettarız. Size helal olsun. Tüm Türkiye sizlerle gurur duyuyor. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu kahraman madencilerimize ve Genel Maden İşçileri Sendikası'na milletimiz adına teşekkürlerini iletmek üzere plaket takdim edeceklerdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da buraya davet ediyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Sendika başkanı.
13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kahraman madencilerimize plaketlerini verdi. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun kahraman madencilerini kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah kabul etsin. Efendim izin verirseniz şimdi milletvekili adaylarımızı ve Millet İttifakı il başkanlarımızı çağıracağım. Öncelikle Millet İttifakı Zonguldak il başkanlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Murat Fulat, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız. Samet Albayrak, Deva Partisi il başkanımız. İyi Parti il başkanımız Erdal Güley. Saadet Partisi il başkanımız Burak Erol. Gelecek Partisi il başkanımız Mustafa Kutayer. Demokrat Parti İl Başkanımız Menderes Usun'u buraya davet ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Balıkesir Milletvekilimiz Ahmet Akın'ı buraya davet etmek istiyorum. Millet Buluşmalarımızın Koordinatörü Eski Devlet Bakanımız Sayın Erdoğan Toprağı'na davet ediyorum. Zonguldak Milletvekilimiz Ünal Demirtaş'ı davet ediyorum. İstanbul Milletvekilimiz Turhan Aydoğan'ı davet ediyorum. Yine aramızda bulunan Sayın Bakanım Önay Alpagoy'u davet ediyorum. Sevgili Zonguldaklılar, 27. dönemde siz onu seçerek Ankara'da parlamentoya gönderdiniz. O milletvekilliğinin dışında deprem bölgesinde bir arama kurtarma ekibi gibi çalıştı. Milletvekili adayımız aynı zamanda Deniz Yavuz Yılmaz. İkinci sıra milletvekilimiz Eylem Ertuğrul. Doğa Şanlıoğlu. Kadın kollarımızdan bir milletvekilimiz Merve Kır. Cemalettin Sağtekin. Bartı milletvekilimizi buraya davet etmek istiyorum.
Sevgili Bartın milletvekilimizi oraya davet etmek istiyorum. Aysu Bankoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Şimdi belediye başkanlarımızı anons edeceğim. Alaplı Belediye Başkanımız Nuri Tekin, Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, Devrek Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt, Ereğli Belediye Başkanımız Halil Pozbıyık, Mengen Belediye Başkanımız Turhan Bulut, Gümeli Belediye Başkanımız Ahmet Saydam, Perşembe Belediye Başkanımız İsmail İnan, Saltukova Belediye Başkanımız Alim Genç, Gökçebey Belediye Başkanımız İyi Partili Vedat Öztürk, Kandilli Belediye Başkanımız Mustafa Aydın, Bakacakkadı Belediye Başkanımız Oktay Albuz, Çatalazlı Belediye Başkanımız Adnan Akgün ve Muslu Belediye Başkanımız Sabahattin Adıyaman. Sevgili Zonguldaklılar, 14 Mayıs'ta önceki dönem milletvekilimiz Ali İhsan Köktürk aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Zonguldaklılar, milletvekillerimizi 14 Mayıs'ta Ankara'ya gönderecek misiniz? 14 Mayıs'ta ilk turda bitirecek miyiz? İlk turda bitirecek miyiz? Her şey, her şey, her şey. Eski milletvekilimiz Harun Akın da aramızda, hoş geldiniz diyorum kendisine. Teşekkürler sevgili Zonguldaklılar. Teşekkürler sevgili Zonguldaklılar. Milletvekillerimizi sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Yine aramızda İYİ Parti'li milletvekili adaylarımız var. Rende Okay aramızda, hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Zonguldak'ın selamını Bartın'a götürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Zonguldaklılar.